Meral Hanım'ın partisinde iyi gitmeyen şeyler var. Neden diye soracak olursanız, çünkü her gün bir iki tane istifa var. Partinin önemli isimleri istifa ediyor. Neden ediyor, neden etmiyor? Türkiye'de merkezde, merkezin sağında yer alan İyi Parti de bir şeyler yolunda gitmiyor. Ne yolunda gitmiyor onu öğrenmeye çalışacağız. Gazeteci meslektaşımız Ömer Şahin Ankara'da bizleri bekliyor. Ömer Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk, merhabalar. Merhaba, siz tam olarak anlayabildiniz mi? Meral Akşener'in İyi Partisi dağılıyor mu acaba? Kısa bir açıklama yapmam izin ver lütfen. Burası Ankara Kalesi. Şimdi dekor dikkat çekebilir. Eski evet. Bakanlar Yücel Dağdaş Bey'le beraberken yayın daveti geldi. Dolayısıyla hızlı bir şekilde yayına girmemiz gerekiyor. Bir kafeye sığındık. Taş bebekler var burada da. İzleyicilerimizin merak ederse bunu da iletmek istedim. Mekan sahibine de teşekkür ederim. Bize bu imkanı sağladı. Şimdi İyi Parti dağılıyor mu? Yerel seçim sonucunu görmeden İyi Parti dağılır mı? Meral Hanım bırakır mı? Veya yeniden bir ivme mi kazanır? Bir şey diyemeyiz ama İyi Parti de sizin belirttiğiniz gibi işleri iyiye gitmiyor. Niye iyiye gitmiyor? Birincisi 14-28 Mayıs seçimlerinin travmasını henüz üzerinden atlatamadı. İç sorgulamayı. İkincisi geleceğe dair siyaset umutla yapılması gerekiyor. Önümüzde eğer her şey olağan giderse 4 yıl bir seçim olmayacak biliyorsunuz yani genel seçimler. Yerel seçimler var. Siyasetin partilerin tartılacağı ve seçmenin umut vereceği seçimler. İyi Parti bir karar aldı. Seçimlere biz tek başımıza gireceğiz dedi. Bunu herkes görüyor. Yani İyi Partililer de görüyor. İyi Parti tek başına girdiği zaman büyük şehirlerde kaybettiren parti olabilir ama çok fazla bir yer kazanma olasılığı da gözükmüyor. Yani şu an anketlere baktığımız zaman, halka baktığımız zaman İyi Parti'nin kendi çıkaracağı adayla Ankara, İstanbul, İzmir'i veya ne bileyim işte Manisa'yı, Antalya'yı kazanma olasılığı görülüyor mu? Şu an görülmüyor. Biraz realist olmak gerekiyor. Dolayısıyla umut olmadığı zaman insanlar da savrulabiliyor. Bir de seçim başarısızlığının getirdiği bir iç sorgulama ve iç hesaplaşmaya dönüştü bu iş. Ben detayına girmek ve kimseyi tabii zan altında bırakan şey söylemek istemiyorum ama kamuoyuna yansıdı. İşte muhasebatla ilgili bazı sorunlara değinildi. Bir de bazı isimlerin aday gösterilme sürecinde isimlerle ilgili çok yine spekülasyonlar yapıldı. İşte para pul işleri konuşuldu. Adı geçen isimler vardı. İşte istifa edenlerden bazıları biliyorsunuz işte bu isimlerdendi. Yani ben yine isimleri şey yaparak söylemiyorum. Bu parantez içerisinde alınan isimler. Hatta birkaç tane isimden daha bahsediliyor. Bunların da istifa edebileceği. Yine isme girmeden söyleyeyim. Özellikle iki isim var. Bunların istifa edebileceğine dair. İkisi de partide görev almış isimler. Evet, her yerde yazıyor zaten Ömer Bey. Ben söyleyeyim onu, siz söyle, ben söyleyeyim. Birisi Ümit Dikbayır, partinin önemli isimlerinden. Uğur Poyraz. Doğru. Şimdi Uğur Poyraz'la ilgili ben de nabız yoklaması yaptım. Birkaç kişiye, yakınındakilere de sordum. Öyle bir şey yok. Yani henüz Uğur Bey'in böyle bir ne bileyim bir hareketi olmayacak. Ya da partide Uğur Bey'le ilgili herhangi bir negatif bir söylem var mı yok mu onunla ilgili bir bilgilerin olmadığını söylediler. Geçen gün zaten... Yani, affedersiniz, Ümit Dikbayır'ın da ben istifa hemen edebileceğini zannetmiyorum. Yani edeceğine, o da Sayın Meral Hanım'ın kuzeni diye bilinen bir isim. Yani akrabalık, sıhri bir yakınlıktan hep bahsedilir. Yani ne derece yakını bilmiyorum. Ama emanet ettiği, para işlerine emanet ettiği bir isimdi biliyorsunuz. Asıl sorun bence şey yani bir siyasette umut varsa bir yerde bu tür kimi zaman küçük sorunlar giderilebiliyor. Ama eğer o siyasi parti gelecekten umut görmüyorsa veya mensupları orada en ufak sorunlar büyüyebiliyor. Bu insan ilişkilerde de böyle de biliyorsunuz. İyi Parti bir sarmalın içerisine girdi, bir anaforun içerisine girdi. Bunu bir an önce atması gerekiyor. Bu arada belki unuturum diye şimdi söylemek istiyorum. Meral Hanım'da attığı adımlar var. Dün akşam galiba saat 8 civarında yanılmıyorsam bazı kararlar alınmış. Örneğin yeni danışmanları var olduğu söyleniyor. Çok tartışmalı olan idari mali işler biriminin başına örneğin ismini de söyleyelim. İsmail Yücel vardır. Gazeteci arkadaşlarımız yakından tanır. Gümrük'te en son müsteşar yardımcısıydı. Ali Coşkun Bey'le uzun yıllar çalıştı. Yani devlet bürokrasisinde üst düzey görev yapmış bir isim. Genel İdare Kurulu'na da yedek girmişti. Milletvekili adayı gösterilmemişti yani beklenirken. İsmail Yücel'in bu işlerin başına geldiği söyleniyor örneğin. Zannediyorum bugün açıklanır. Basın danışmanı yok biliyorsunuz. Murat İde görevden alınmıştı. Bir basın danışmanı şu aşamada atandığı söylenmiyor ama Meral Hanım zannediyorum birkaç tane yakın çalışacağı danışman, akademisyen olabilir. O isimleri belirlemiş bir reorganizasyon sürecine giriyor parti içerisinde. Bunu da yapmak zorunda zaten. Bakın Cumhuriyet Halk Partisi'nde
tartışmalar dinmedi ama bir kurultay, bir yenilenme nihayetinde siyasi partilere bir nefes aldırıyor. İyi Parti olağanüstü kurultayda bu imkanı kullanmadı fazla ama şimdi Meral Hanım belki söylemleriyle, söylemden daha çok eylemleriyle bunu ortaya koyması ve partisine umut vermesi gerekiyor. Dün bir yerde şahit oldum. Bir gazeteci arkadaşımız, Barış arkadaş hatta söyleyeyim. Kendisi ne kadar gazeteci bıraktım dese de gazetecidir. İyi Parti'den iki ismin Cumhuriyet Halk Partisi ile görüşme yaptığını söyledi. Burak Avuncu ve Oktay Vural. Yani herkesin beklentisi şu. Özellikle Kemal Bey gittikten sonra biliyorsunuz Meral Hanım ve İyi Parti'nin büyük bir öfkesi vardı. Yeni bir genel başkan yeni bir müzakere süreci başlatabilir diye. Nedir bu müzakere süreci? Yerel seçimlerde 81 yılda olmayabilir ama en azından Ankara ve İstanbul'da istisna tutularak İyi Parti ile Cumhuriyet Halk Partisi'nin ortak aday. Yani Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'nu desteklemesi, bunun karşılığında da bazı ilçelerin İyi Parti'ye bırakılması gibi. Bunu isteyenler çok. Onu kabul edelim ama İyi Parti sözünden döner mi? Bunu yapar mı? Şu an çok güçlü bir işaret yok bu yönde. Tabandan var ama tavandan yok. Evet, bir en çok konuşulan konulardan birisi de özellikle bu iki şeyde, ne derler ona, iki büyük şehirde Mansur Yavaş, Ekrem İmamoğlu'nun desteklenmesi meselesi. İzmir'le alakalı çok böyle bir konuşulan bir konu yok. Evet. Ama özellikle yani bizim de duyduğumuz kulislerde, yani nasıl olur da milliyetçi bir isim Ankara'da desteklenmez gibi bir algı olduğu. Ama bir yandan da Yüksek İstişare Kurulları, partinin genel üst düzey kurullarında da parti olarak, yani biz parti olarak var olmak istiyorsak bu seçimlere tek girmemiz gerekiyor düşüncesinin olduğu tartışılıyor. Ne söylemek istersiniz onunla ilgili? Zannediyorum önceki yayında da benzer şeyleri konuştuk. Çok doğru söylüyorsunuz. Yani bir siyasi partinin kurumsal kimliğini kazanması için kendisini teraziye koyması gerekiyor. İyi Parti 2019'da işbirliği yaptı. İşte 14-28 Mayıs'ta Cumhuriyet Halk Partisi'nin lokomotif olduğu bir blok içerisinde göründü. Ve bundan zarar gördüğünü iddia ediyor İyi Partililer. Bir yerel seçimde teraziye çıkmak istiyorlar. Ama bunda şöyle bir risk var. Bakın psikolojik bir eşik var İyi Parti için. %9. %9'u 9.5'u aşamadı. Ve hatta bu seçimde bir önceki seçimin bir miktar da altında aldı. Eğer önümüzdeki yerel seçimde bu 9'u aşamazsa İyi Parti de bu açıkça söyleyeyim bir yıkıma, büyük bir şeye, travmaya yol açabilir. Yani asıl o zaman dediğiniz olay, risk o zaman olur. Ama tam tersi de mümkün yani. Öyle bir strateji izler ki %15 olur. Bir ara biliyorsunuz %18'leri falan görmüştü anketlerde. Yani çok kritik eşik bir İyi Parti. Ya parti bir anaplaşma dönemine mi gider sizce? Yok. Yani anaplaşmadan kasıt işte merkez sağ biliyorsunuz. Merkez sağda dağılıp farklı partilere doğru, işte AK Parti'nin kuruluşundaki gibi, işte bazı isimler başka taraflara, bazıları işte belki MHP'ye gidenler olacaktır. İşte AK Parti'ye gidenler olacaktır. İşte Nevi Bey gibi farklı isimler. Yani muhtemelen işte belki yeni partiler, Deva gelecek, bilmiyorum hani ne kadar, Saadet, belki oralara doğru. Yani merkez çevresinde dolanan partilere mi giderler? Oldu da hadi yani yerel seçimde de istediklerini bulamadılar. Muhtemelen orada da bir çözülme başlayacak diye. Şöyle bir haksızlık yapmayalım. Sanki ortada yıkılmış bitmiş bir İyi Parti var. Yok. Bir miras pazarlığı yapıyor gibi olmasın. Şöyle İyi Parti tabanlığı tanımak gerekiyor. Bence çok bakın milliyetçi ama biraz seküler, biraz şehirli, milliyetçi bir taban ve bu tabanın şöyle bir motivasyonu var. MHP'den farkı, AK Parti ve Erdoğan'a biraz karşıt bir taban. Yani bunda çok motive olmuş bir taban. Dolayısıyla tavanda AK Parti ile işbirliği çok daha sıcak yapılabilir. Ama İyi Parti'nin tabanı tavanına göre mesela AK Parti'ye biraz daha mesafede. Bunu kabul etmek gerekiyor. Şehirlerin bir kısmı Cumhuriyet Halk Partisi ile daha yakınlık kurabilir bir seçmende ama diyelim İyi Parti tabanını dağıtırsak, İyi Parti olmasa şüphesiz ki bu her parti için geçerli. Her siyasi partiye HDP dışında gidebilecek seçmen kitlesi var. Ama çoğunluk milliyetçi tabandır. Yani şöyle bir gelişme de var. Bakın yerel seçim siyaset tarlasının belki o klişe söz var ya, yeniden sürülebileceği bir seçime dönüşebilir. Örneğin dün ben de bir televizyon programı yapıyorum Elif TV kanalda. Yavuz Ağaroğlu ile beraberdik. Yerel seçimden sonra partisini kuracağı çok net bir şekilde ve Erdoğan'a rakip olmak için heyecanla beklediğini net bir şekilde söylüyor. Dolayısıyla bu seçimde bakın Kürtler nasıl 2019 seçiminde Kürt seçmen belirleyici dendi. Bu seçimde Türk milliyetçisi olan kitle çok belirleyici oldu. Dolayısıyla milliyetçi cenahta büyük bir hareketliliği beklemek gerekiyor. Milliyetçi Hareket Partisi var. Asıl mekanın sahibi görebileceğimiz İyi Parti var. Ümit Özdağ var. Bakın çıkış gösteren bir siyasi parti. Kabul edelim Zafer Partisi.
Remzi Çayır var, Milli Yol Partisi, Büyük Birlik Partisi var. O öbür blokta AK Parti ile beraber, MHP ile beraber. Dolayısıyla müthiş bir, aslında dinamik bir milliyetçi taban var. Ve milliyetçi tabana seslenen en az bakın saydım 4-5 tane siyasi parti var. Yani bu yerel seçim sonucuna göre belli bir çatı altında yoğunlaşma da olabilir. Yeni parçalanmalar, yeni oluşumlar da olabilir. Umut kesenler. Çünkü bir de şu var Kenan Bey. Ben kamu yarışmalarına baktığım zaman bakın kendinizi nasıl tanımlarsınız sorusuna iki tane seçenek ön plana çıkıyor. Bütün araştırmalarda bir, Atatürkçüyüm diye tanımlayanlar, ikincisi Türk milliyetçisi. Bunu kabul etmek gerekiyor. Yani %25-30'lar arasında bir kitle var. Bakın muhafazakarım diyenin daha fazla milliyetçiyim diye kendisini tanımlayan isimler var. Seçmen tabanı var. Dolayısıyla ben bundan sonraki yani buradan şuraya geleyim o zaman. Yerel seçimden sonra milliyetçi cenahta daha hızlı bir şey bekliyorum. Hareketlenme bekliyorum. Geçişkenliktir, temerküzdür, bir araya toplama talepleridir. Yeni parti arayışlardır. Ben biraz oraya yöneleceğimizi düşünüyorum. Şimdi bir diğer mesele de özellikle bu altılı masanın bileşenleri, Deva Partisi, Gelecek Partisi, işte Saadet. Bunlar yerel seçimlerde ne yapacaklar? Onlarla ilgili bir bilgi var mı acaba? Herkes var. Kendi adayını mı çıkarıyor? Yoksa CHP çatısı altında ya da farklı yerlerde bir aday süreçleri mi olacak? Yok, şunu kabul etmek lazım. Altılı masa sizlere ömür artık. O proje bitti ama yerel bazda işbirlikleri olabilir. Örneğin Saadet Gelecek belli isimler açıklamıştı biliyorsunuz. Meral Hanım gibi onlar da açıklıyor. Deva Partisi zannediyorum bu ay 15-20 yerde adayını açıklayacak. Onlar da söyledi. Biz her yerde gireceğiz diye. Kendi adayımızda. Demokrat Parti'nin tavrına ilişkin henüz bir şey duymadım. Orada da bir hareketlilik var biliyorsunuz. Bir genel başkan adaylığı Gültekin Bey'e karşı bir kalkışma harekatı oldu. Bilmiyorum dikkatinizi çekti mi? Teşkilat Başkanı neden aldı? Bir genel başkan yardımcısı genel aday oldu. Yani her partide bir iç şey var. Bakın genel merkezlere karşı bir iç hareketlilik var partilerde. Neden? Şu an en rahat olan AK Parti. Sayın Erdoğan, Sayın Cumhurbaşkanı siyasi hayatının belki en rahat dönemini yaşıyor. Çünkü muhalefet kendi derdiyle meşgul. Yani şu da söyleniyor, istediyen örneğin milletvekili geçişkenliğine yönelse çok fazla ismi partisine katabilir deniyor örneğin. Yani AK Parti için. Şöyle bir şey de var, muhalefet için risk de var. Bakın bu dağınıklık, bu savrukluk, bu seçmeni kulağını tıkanma, bu ne bileyim öz eleştiri yapmama durumu uzun süre devam ederse veya yenilenmeme durumu, bu sadece isim değişikliğinden ibaret değil. Bakın bazı yerde koltukta isim değişir ama anlayış değişmezse sonuç değişmiyor. Yerel seçimde AK Parti çok büyük bir zafer elde edebilir yani. Bütün iller için geçerli bu. Öyle bir durumda evet. Var. Bir de şu var. HDP'nin bakın dikkatten kaçıyor. HDP her yerde şimdi ismini değiştirdi. Her yerde aday çıkaracağını söyledi. Dolayısıyla bu da yani muhalefetin özellikle Cumhuriyet Halk Partisi'nin büyük şehirlerde işini çok fazla zorlaştıracak bir faktör. Bu arada Kemal Kılıçdaroğlu bir bina tutmuşlar ondan sonra. Orada CHP'den bir ayrılma gibi bir şey mi var? Herhangi bir orada bir oluşum mu var? Kulislerde böyle şeyler bazen Ankara'da kulislerde konuşulanlar gerçek oluyor. Öyle bir şey var mı? Kemal Bey'le konuşan bir siyasetçi anlattı. Yani vakıf kuracakmış. Ben vakıf kuracağım demiş. Herhalde 2. Yüzyıl Vakfı yanılmıyorsam ismi. Orada şunu yapacak. Yani Twitter'da biliyorsun etkili. Yani her olaya cevap veren, aktif siyasetten kopmamış izlenimi veriyor. Kabul edelim kaybetti Kemal Bey ama aldığı oy da fena değil. Yani 400-500 delegenin halen kendisine teveccüh göstermesi az değil. Bir kitle belki umudunu koruyacaktır ama Kemal Bey'in bir siyasi gelecek taşıdığına dair yani kimse Kemal Bey'e dönük ileriye yatırım yapmaz, siyasi yatırım. Kemal Bey'in siyasal anlamda yani tekrar aktif siyasete dönüp genel başkan adayı olayım bir iddiası olamaz bence. Orada Oğuz Kağan Salıcı biliyorsunuz yani kendi listesinden de 9 ismi yönetime sokmayı başarmıştı. Oğuz Kağan Salıcı Kemal Bey'i destekleyenlerin belki potansiyel aday olarak durabilir. Yani önümüzdeki süreçte bir Özgür Özel ve İmamoğlu nun temsil ettiği bir kitle var. Şu an genel merkez Cumhuriyet Halk Partisi yönetimi. Bir de şu an değil ama muhalif olması olası. İşte denge ve denetleme diye bir liste sunup 9 ismi de yönetime sokabilmişti. Oğuz Kağan Salıcı'nın belki önderliğinde bir girişim olabilir. Bu da yerel seçim. Bakın yerel seçimde biraz önce Sayın Bakan da söyledi beraberken biz dedi 31 Mart akşamı tekrar oturacağız. Şeyleri konuşacağız dedi. Bütün siyasi partilerde.
Yani böyle giderse. Dolayısıyla Cumhuriyet Halk Partisi yeni kurultay oldu ama yerel seçim sonucuna göre orada da yeni bir hareketlenme olabilir. Kemal Bey de etkili bir aktör olacaktır. Kendisine dönük bir şey olmaz. Gelecek planlaması olmaz ama o da belki mevcut yönetimin aleyhine yeni hareketler olsa oraya destek verebilir. Kendini unutturmuyor ama. Belki de bazı şeyleri içerlemiş de olabilir. Çünkü biliyorsun hançer metaforu kullanmıştı kurultayda. Evet. Kendisine yapılana. Ama şunu kabul etmek lazım. Koltuk gittiği zaman artık çok zor ve çok başarısızlık var yani. Seçim başarısızlığı. Bunca seçim kaybetmiş. Tekrar ben gelip geleceğim, umut olacağım deme şansı yok. Evet, bir diğer mesele de özellikle AK Parti'de üye sayılarının yani başvuru sayılarının az olduğu için başvuruların uzatıldığı ile ilgili bir haber var. O doğru mu? Onunla ilgili AK Parti'den Adaylık ne bilgi var? başvuruları mı? Evet, adaylık başvuruları ile Ben ilgili. yani doğrulatma şeyim olmadı. Ben kimseyle konuşmuş değilim o konuyu ama şu normal bence bu. Çünkü AK Parti'de yani adaylık başvurusu yapanlar mı şanslı? Genel başkanın yani Sayın Cumhurbaşkanı'nın belirleyeceği isim mi? Yani isterse milyon başvuru olsun çok önemli değil ki. Herkes bunu bildiği için yani başvuru da şart değil. İstediği kişiyi aday gösterebilir. Evet, bir diğer nokta da özellikle iki büyük şehir için, Ankara ve İstanbul için farklı anketlerin yaptırıldığı, genel merkezler tarafından da duyulmaya başladığı adaylarla ilgili, öncelikle öne çıkan adaylarla ilgili onunla ilgili bir gelişme var mı sizin duyduğunuz? Vallahi hep aynı isimler etrafında dönüyor ama Değil mi? mesela dün Evet. Adnan Bekir istifa etti biliyorsunuz İyi Parti'den. İstifadan yarım saat önce telefonuma bir mesaj geldi. İşte Sayın Adnan Bekir'i Büyükşehir Belediye Başkanı adayı olarak görmek ister misiniz? Bakın o da başlatmış. Osman Gökçek isminin geçtiği anketler duyuyoruz. Sonra bir de bilinen isimler var işte. Ankara için adı geçenler var. İşte Turgut Altınok'tur, Veysel Tiryaki'dir. Ben geçen yayında söylemiştim. Bakın Ziya Selçuk ismi de konuşuluyor demiştim sürpriz olarak. Faruk Koca ismi, Ankara Gücü'nün şu an başkanı, eski milletvekili. Yeni yeni isimler de eklenebiliyor. Murat Kurum işte İstanbul için geçiyor, Ankara için geçiyor ama AK Parti için ve diğer partiler için şunu söyleyelim. Zaten Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayı belli Mansur Bey. Ankara'ya olacak aday, bakın Ankara'lı olmayan bir ismin ben aday göstereceğini zannetmiyorum.